Efendim, Türkiye son yıllarda Afrika kıtasında siyasi, ekonomik ve sosyokültürel anlamda önemli adımlar attı. 2002 yılında Afrika'da sadece 12 Türk büyükelçiliği varken bugün bu sayı 44'e yükseldi. Peki Türkiye ile Afrika arasında nasıl bir ilişki var? Siyasi tarih bize ne anlatıyor? CNN Türk ekibinden Mehmet Şimşek araştırdı. Türkiye-Somali arasında savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı. Buna göre Türkiye, Somali karasularını 10 yıl boyunca koruyacak ve deniz kaynaklarının gelişimine katkıda bulunacak. Sahillerinin güvenliğini sağlanması ile ilgili Türkiye'nin yapacağı tabii çok büyük kaynak aktaracak. Bunun karşılığında da ülke zaten kendisi bunun bedelini ödeyeceğini de ifade ediyor. Bu anlaşmayla Türkiye-Afrika ilişkileri yeniden gündeme geldi. Birçok Afrika ülkesiyle geliştirilen pozitif ilişkiler bazı çevreleri rahatsız etmeye başladı. Hala bile ülkemizde Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyenler tabii bunu bilmeden bilinçsiz de söylüyorlar. Bir kere Afrika'da başkalarının ne işi varsa bizim de en az o kadar işimiz var. Afrika denince akıllara terör, salgın hastalıklar ve askeri darbeler geliyor. Peki Türkiye-Afrika politikaları dosyasını araladığımızda satır araları bizlere ne söylüyor? Gelin birlikte bakalım. Afrika ülkelerinde bazı madenler belki sadece Afrika'da o ülkelerde var. Biz bunu daha çok üçüncü ülkeler üzerinden alıyorduk. Şu anda biz artık Afrika'da doğrudan hatta kendimiz gidip sanayi tesisleri kuruyoruz. Osmanlı Devleti'nin Afrika kıtasıyla ilk teması 16. yüzyılda oldu. Yaklaşık 400 yıl hüküm sürdü. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bugünkü Somali kıyılarının Avrupalılar tarafından istila edilememesi, sömürgeleştirilememesinin en büyük dayanağı Osmanlı Devleti'nin oraya olan yakın alakası. 19. yüzyılda yaşanan savaşların ardından Osmanlı birçok Afrika ülkesinden çekilmek zorunda kaldı. Böylece Afrika ülkeleri Avrupa'nın sömürgesi haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Afrika ülkeleriyle olan ilişkiler istenen seviyeye taşınamadı. Örneğin 1923-1998 yılları arasında Afrika'da sadece bir tane Türkiye Büyükelçiliği açılmışken, Afrika ülkelerine Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde sadece 4 defa resmi ziyaret gerçekleştirildi. Afrika'nın imkanlarını maalesef 20. yüzyılda değerlendiremedik. 21. yüzyılda hem iletişimin, ulaşımın çok arttığı bir dönemde artık Afrika bizim için fark ettiğimiz, biraz önce söylediğim gibi her konuda daha önemli olduğunu görüyoruz. 2000'li yıllardan sonra Afrika'da yeni atılımlar yapılmaya başlandı. Önce büyükelçilikler atandı, ardından da yatırımlar yapıldı. Türkiye'nin 2002'de 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı bugün itibariyle 44'e yükseldi. Böylece Türkiye, Fransa'dan sonra kıtada en fazla büyükelçiliğe sahip olan ülke oldu. Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri Afrika kıtasını sömürülecek topraklar olarak görürken, Türkiye sivil toplum kuruluşlarıyla bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Afrika ülkelerinin dünya genelinde kendilerini anlatmak için güçlü dostlara ihtiyacı olduğunda da Türkiye gibi bir ülkeyi kendi yanlarında gördüklerinde çok daha başarılı olduklarını fark ettiler. Son yıllarda başta Somali olmak üzere savunma sanayiden tarıma birçok alanda Afrika ülkeleriyle farklı anlaşmalar imzalandı. Somali'de yeraltı kaynakları, mavi ekonomi konusunda çok ciddi kaynaklara sahip. Peki Türkiye'nin Somali ile imzaladığı savunma sanayi anlaşması ne anlama geliyor? Bu anlaşmayla bölgede ne gibi değişiklikler olabilir? Devlet kurumlarımız da Somali dünya ile koptuğu anda onun o kopmuş halini ortadan kaldırdı. Haliyle biz gelecekte, yakın gelecekte
Somali önemli bir atlama tahtası gibi, önemli bir etkinlik alanı gibi, Somali'de başarılı olan bir ülkenin daha başka ülkelerde başarılı olmaması diye bir şey söz konusu olamaz.